yerden devam ediyoruz. Denge sabiti hesaplamalarında kalmıştık. Sorumuz şöyle. Tepkimesi 250 santigrat derecede 2 litrelik bir kapta 0,8 mol XY gazıyla başlatılıyor. Tepkime dengeye ulaştığında kapta 0,2 mol Y2 gazı bulunduğuna göre aynı sıcaklık KC'nin değerini ve birimini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Tepkime şuraya bir alalım. 2 mol XY gazı zamanla X2 gazına ve Y2 gazına dönüşüyor. Bakın 0,8 mol varmış elimizde başlangıçta, bunlardan yok. Bize diyor ki tepkime dengeye ulaştığında 0,2 mol Y2 gazı bulunuyormuş. Bakın dengeye geldiğinde şu Y2'den 0,2 mol oluşuyormuş. O zaman katsayıya göre oluşum ve harcanan yapmamız gerekir. Bakın 1'e 0,2 oluşursa yine 1'e 0,2 oluşur ve 2'ye de 0,4 mol azalacaktır. Dolayısıyla denge anında 0,4 mol XY'den, 0,2 mol X2'den, 0,2 mol de Y2'den kalacaktır. Hacim 2 litre. O zaman her birini 2 litreye bölersek böylece denge anındaki derişimleri bulabiliriz. Ne olur? 0,2 molar XY olur. 0,1 molar X2. 0,1 molar da Y2 olacaktır. Evet, bize KC'nin değeri ve birimi isteniyor. KC bağıntısını yazarsak ürün bölü girendi. O zaman X2'nin derişimi 0,1 çarpı Y2'nin derişimi de 0,1 bölü XY'nin derişimi 0,2, ama katsayıyı da üs olarak almayı unutmayacağız. Üzeri 2 diyoruz. Dolayısıyla yukarıyı çarparsak 0,0,1 yapar. Aşağısı da 0,2'nin karesini alırsak 0,0,4 yapar. Dolayısıyla buradan da 1 bölü 4 gelmesi gerekir. Değeri bulmuş olduk. Şimdi birim için şunu söyleyelim. KC değeri genelde birimsizdir diyoruz ama derişim biriminden yola çıkarsanız mol bölü litredir derişim. Dolayısıyla onu da şurada göstermeye çalışalım. Ürünlerde iki tane madde vardı. X2 ve Y2. O zaman şöyle diyelim. KC diyelim. X2'nin derişimi mol bölü litre cinsinden, yine Y2'yi de o şekilde aldığımızda mol bölü litrenin karesi olur. XY için baktığımızda da yine mol bölü litre alacağız. Kat sayısı da üs olarak yazdığımızda yine kare olur. O zaman bunlar birbirini götürür ve KC birimsiz olur. Bunu da bu şekilde cevaplamış olalım. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, şöyle yakınlaştırayım. Evet, ikinci sorumuz şöyle. 450 santigrat derecede 1 litrelik kapta 4 mol amonyak gazı tepkimesine göre ayrışıyor. Tepkime dengeye ulaştığında amonyak gazının %10'unun ayrıştığı gözleniyor. Buna göre tepkimenin bu sıcaklıktaki KC değerini hesaplayınız diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Önce ben bir denge bağıntım şuraya yazayım. Evet, yazıyorum. 2 mol amonyak gazı, 1 mol azot gazı ve 3 mol de hidrojen gazına dönüşüyor. Bakın elimizde ne kadar varmış amonyaktan? 4 mol varmış. Ne yapıyorum? Dengeye ulaştığında amonyak gazının %10'unun ayrıştığı gözleniyor. Şimdi 4'ün %10'unu almamız gerekir. 4'ün %10'unu alırsanız 0,4 mol yapacaktır. Demek ki amonya 0,4 mol ayrışıyormuş. Peki 2'ye 0,4 ayrışırsa 1'e ne kadar oluşacaktır? 0,2 mol oluşacaktır. 3'e de ne olacaktır? 0,6 mol oluşacaktır. Yani denge anda 4'ten 0,4'ü çıkarırsak 3,6 mol amonyak kalacak. 0,2 mol azot gazı oluşacak ve 0,6 mol de hidrojen gazı oluşacaktır. Hacim hakkında bilgimiz var mı? Evet, 1 litre. O zaman molarite aynı zamanda mole eşit, ama her birini yani kısaca 1'e böleceğiz. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla 3,6 molar amonyak, 0,2 molar azot, 0,6 molar da hidrojen gazı olacaktır. Evet, tepkimenin bakın sıcaklık değişmiyor. Zaten 450 idi. Yine bu sıcaklık KC değeri soruluyor.
O zaman Kc eşittir ürün bölegiren yaparsak hidrojenin değeri şimdi 0,6. Bakın katsayısı 3 olduğu için 0,6'nın küpü diyorum çarpı azotun değeri şimdi 0,2 katsayısı zaten 1 bölü diyorum. Girenlerde de amonyağın değeri şimdi 3,6 üzeri 2 diyorum. Şimdi bu işlemi yapmak için şöyle açık yazarsak daha net görürüz. Yani 0,6 çarpı 0,6 çarpı 0,6. 3 tane 0,6 var. Bir de çarpı 0,2 var. Aşağıda kim var? 3,6 var. 2 tane. Evet şimdi gençler. 3,6'yı 0,6'ya bölerseniz 6 gelir. Yine 3,6'yı 0,6'ya bölerseniz 6 gelir. Dolayısıyla 0,6 ile 0,2'yi çarparsanız şuraya geleyim. 0,6 ile 0,2'yi çarparsak ne olacaktır? 0, 12 olacaktır. Böyle aşağısı da 6 kere 6'dan 36 yapacak. Evet şu yukarıyı da şöyle yazarsak 12 çarpı 10 üzeri eksi 2 aşağısı da 36. 36'yı 12'ye bölersem 3 o zaman Kc buradan 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelecektir. Devam ediyorum. Aşağıda bir sorumuz daha var. Evet sorumuz şöyle. Tepkimesi 350 santigrat derecede denge durumunda her bir gazın kısmi basıncı 0,5 atmosfer olduğuna göre Kp değerini hesaplayınız diye sormuşuz. Şimdi bakın Kp diyoruz ve basınç üzerinden gideceğiz o zaman. Kp bağıntısımızı tıpkı Kc bağıntısı gibi kullanıyorduk. Ya, ne yapıyorduk? Değişim yerine kısmi basınçları alıyorduk. O zaman tepkimeyi şöyle alırsak 2 mol NO2 gazı 2 mol NO gazı ve 1 mol O2 gazına dönüşmüş. Bakın her bir gazın denge anında kısmi basıncının 0,5 olduğu bilgisi veriliyor. 0,5 atm, 0,5 atm ve 0,5 atm. O zaman Kp eşittir. Ne yapacağız? Yine ürün bölü giren yapacağız. Oksijenin basıncı 0,5. NO'nun basıncı da 0,5 ama katsayısı 2 olduğu için üzeri 2 dedim. Böyle aşağısı da 0,5'in yine karesi. Bunlar birbirini götürürse o zaman Kp'nin sayısal değeri 0,5 gelecektir. Evet devam edelim. Bir sonraki sorumuza baktığımızda aşağıdaki grafikte verilen değerlerden yararlanılarak tepkime denklemini yazınız diye sorulmuş. Kc değerini de hesaplayınız diye sormuşuz. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada verilen derişim zaman grafiğine ait tepkimeyi tahmin edeceğiz. Şöyle söyleyelim. Bakın zamanla harcayanlar girenler gösterir. O zaman şunu söyleyebiliriz. X'ye zamanla ne olmuş? Derişim azalmış. O zaman X'ye girenler deymiş. X2 ve Y2 zamanla oluştuğuna göre demek ki bunlar da ürünler deymiş. Şimdi X'ye'den 0,8 molarla başlatmışız tepkimeyi. Bakın 0,2 molara düşmüş. Demek ki 0,6 molarını harcamışız ve 0,2 molara düşmüş. X2 ve Y2'den başlangıçta hiç yokmuş, 0'mış. Ve ne yapmışız? Denge anında 0,3'er molar olmuş. Demek ki 0,3 molar bundan, 0,3 molar da bundan artmış. Yani denge anında her ikisinden de 0,3 molar var. Bakın biz ne demiştik? Bir tepkimede, bir denge tepkimesinde katsayılara bakarak ne yapıyorduk? Bir madde harcanır ya da oluşur diyorduk. Dolayısıyla X2 ve Y2'den 0,3'er molar oluşurken X2'den 0,6 harcanıyorsa o zaman X2 ve Y2'nin katsayısı 1 iken X2'nin katsayısı 2'dir yorumunu yapmamız gerekir. Çünkü 1'e 0,3 oluşursa 2'ye 0,6 harcanacağını unutmamamız gerekir. Evet Kc değerini hesaplayın demiş. Kc neydi? Ürün bölü giren. Ürünlerde kim var? X2 ile Y2. Yani 0,3 çarpı 0,3 bölü. Aşağıda da girenlerde de kim var? 0,2 molarlık X'ye var ve katsayısı 2. Evet yukarısı 0,09 yapar. Aşağısı da 0,04 yapar. Yani cevabımız 9 bölü 4 o da sanıyorum 2,25 gelmesi gerekir. Devam edelim. Bir sonraki sorumuz şöyle. Başlangıçta 300 Kelvin'de PCl5 gazının 4 atmosfer basınç yaptığı bir kapta sabit sıcaklık tepkimesine göre dengeye geldiğinde
PCl3 gazının kısmi basıncı 2 atmosfer olarak ölçülüyor. Buna göre Kp ve Kc değerini hesaplayın diye sorulmuş. Önce benim denge tepkimemi yazmam isteniyor. PCl5 gazı zamanla PCl3 ve klor gazına dönüşüyor. Bakın şuradaki bilgi önemlidir. PCl5'in 4 atmosfer basınç yaptığı söyleniyor başlangıçta. Şunlardan yok. Bakın diyor ki dengeye geldiğinde PCl3 gazının kısmi basıncı 2 atmosfer oluyormuş. Yani şunun denge anında 2 atmosfer oluyormuş. Bundan başta yoktu demek ki 2 atmosferlik bir artış var. Katsayısı 1 olduğuna göre katsayısı 1 olan klorda da 2 atmosferlik bir artış olacaktır. Yani denge anında bundan da 2 atmosfer olacak. Bakın 1'e 2 atmosferlik artış olursa 1'e yine 2 atmosferlik azalma olacaktır. Yani denge anında PCl5'ten de 2 atmosfer olacaktır. Evet, buradan artık denge anındaki basınçları bildiğimiz için Kp'den hesaplayabiliriz. Yani 2 çarpı 2 bölü ne yapacağız? PCl5'in de basıncı 2. O zaman 2'ler 1'ini götürürse buradan Kp değeri 2 gelecektir. Bakın bizden Kc değeri de isteniyor. Hatırlayın ikisinin bir arada olduğu bir bağıntımız vardı. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta. Kp'yi bulduk 2 olarak. Kc'yi bilmiyoruz. Şimdi sıcaklığımız 300 Kelvin olduğundan dolayı R değerini ne yapacağız? 300'ün katı şeklinde, yani 82 bölü 1000 şeklinde alırsak daha rahat işlem yaparız. Delta de neydi? Ürünlerdeki gazların baş katsayısı eksi girenlerdeki gazların baş katsayısı. Bakın 1 mol burada, 1 mol de burada. 2 mol gaz ürünlerde var. 1 mol gaz da girenlerde var. O zaman 2 eksi 1. Şurada sadeleştirmeleri yaparsak buradan arkadaşlar Kc'yi de çekersek 82'yi de 2'ye bölersek 41 gelecektir. 41 ile de 3'ü çarparsak ne gelir? 123 gelir ama bunda 123 çarpı Kc, yani 1 bölü sanırsam. Ha pardon, şu aşağıda da 10 varmış. 3 kere 1 3, 4 kere 3 12, 123 bölü 10 gelecektir. Tabi 123 Kc ile çarpı durumda olduğu için 10 bölü 123 gibi bir yer yapması gerekir. Dolayısıyla bu da daha da sadeleşirse sadeleştirebilirsiniz. Böyle de bırakabilirsiniz. Çok da önemli değil. Evet, devam edelim. Bir sonraki sorumuza baktığımızda 273 santigrat derecede 2,24 litrelik kapalı sabit hacimli bir kaba 0,3 mol XE2 konularak başlatılan tepkime dengeye ulaştı. Kaptaki toplam basınç kaç atmosfer olur diye sorulmuş. Şimdi şöyle söyleyelim. Önce tepkime şuraya bir alalım. 2 mol XE2 gazı XE3 gazına ve XE gazına dönüşüyor. Bakın Kc değeri de 4 olarak verilmiş. Hacim de verilmiş, sıcaklık da verilmiş ve 0,3 mol XE2 ile başlatılmış. Geldi buraya 0,3 mol yazdım. Şimdi dengeye ulaştığındaki toplam basınç isteniyor ama ben mol cinsinden biliyorum. Kc değerini de biliyorum. Yani denge anındaki neyi biliyorum? Değişimler cinsinden denge sabitini biliyorum. Şimdi katsayılara bakarak ne yapacağız? Harcama ya da oluşma yapacağız. O zaman 2A kadar harcasak 1'e A kadar, 1'e de A kadar oluşmaz mı? Yani denge anında A mol bundan, A mol bundan, 0,3 eksi 2A mol de bundan olacaktır. Bakın hacmi biliyorum, sıcaklığı da biliyorum. Artık ben buradan ne yapabilirim? Kc'yi de bildiğime göre bir Kp hesabı yapabilirim. Dolayısıyla onu yapalım. Kp eşittir Kc çarpı Rt üzeri delta n diye bir formülümüz vardı. Şimdi Kp değerini bilmiyoruz ama Kc'yi biliyoruz. Bakın Kc'yi kaç biliyoruz? 4 biliyoruz. Çarpı. Şimdi sıcaklık 270 olduğu için R değerini 22,4 bölü 273 alıyorum. Çarpı. Sıcaklığı da 273'ü Kelvin'e çevirsek 546 Kelvin yapacaktır. Şimdi delta N değeri için de şunu söyleyeyim. Şimdi bakın 1 mol gaz burada. 1 mol gaz da burada var. Toplamda 2 mol gaz var. Burada da 2 mol gaz var. Yani 2 eksi 2'den aslında burayı sıfırlıyor. Değil mi? Buranın bir önemi olmuyor. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Yani Kp değeri de aslında 4 geliyor.
Yani Kp, Kc eşitmiş. Yalnız dikkatinizi çekersen bakın biz denge anındaki maddelerin mol sayısını biliyoruz. Bizden istenen diyor ki tepime denge ulaştığında kaptaki toplam basınç ne kadar olur diyor. O zaman şunu söyleyelim. Şu denge anındaki mol sayılarını toplarsanız bakın AA'da 2A, 2A'da giderse 0,3 kalır. Yani denge anında benim 0,3 mol maddem var. Değil mi? 0,3 mol maddem var. O zaman ben şunu yapabilirim. Hazır Kp değeri de Kc'ye eşitse şunu yapabiliriz. Yani denge anındaki şimdi molden benim basınca geçmem lazım. Basınca geçebilmem için de şöyle bir bağıntı kullanmam gerekiyor. Hatırlayın ideal gaz denkleminden P ve nRT. Değil mi? Şimdi basıncı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten onu arıyoruz. Pardon. Basıncı bilmiyoruz. Çarp hacmi biliyoruz. Ne kadardı? 2,24 litreydi. 2,24. Şimdi toplam molü biliyoruz. 0,3 çarpı şuraya da 22,4 bölü 273 aldık. Sıcaklığı da 546 aldık. Evet böldük 2 geldi. 22,4'ü 2,24'e böldük. 10 geldi. 10'la 0,3 çarptık. 3, 2 ile de çarptık. 6. Demek ki basınç yani toplam basınç 6 atmosfermiş. Böylece cevabı da D seçeneği bulmuş olduk. Tabi biraz kafanız karışmış olabilir ama ben biraz uzattık sanırım. Şöyle olayı özetlemeye çalışayım. Yani şuradaki Kp-Kc ilişkisinden belki yola çıkabiliriz diye düşündüm ama burada Kp'nin Kc'ye eşit olduğunu gördük. Yani herhangi bir şey elde edemedik. Bundan dolayı oradan vazgeçip denge anındaki toplam molü bildiğimiz için P ve nRT yaptık. Bunu da niye yaptık? Çünkü sistemin hem sıcaklığını biliyoruz hem hacmini biliyoruz. Bilmediğimiz tek şey basınçtı. Denge anındaki molü de biliyorduk. Bundan dolayı P ve nRT'den toplam basıncı bulmuş olduk. Evet bir sonraki sorumuza baktığımızda oda koşullarında 2 litrelik sabit hacimli bir kaba 122 gram potasyum klorat konularak tepkime başlatılıyor. Dengeye ulaşan sistemde 29,6 gram potasyum klorür katısı bulunduğuna göre aynı sıcaklık Kc değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şurayı biraz silelim yer kazanmak adına. Bir önceki sorudan kalan kısım zaten anlaşıldı. Evet şimdi tepkimeyi bir alayım. 2 mol potasyum klorat, 2 mol potasyum klorür ve 3 mol de oksijen gazına dönüşüyor. Evet şimdi 122 gram elimde 122 gram potasyum klorat var. Ve bize diyor ki dengeye ulaşan sistemde 29,6 gram potasyum klorat katısı bulunuyor. Şimdi o zaman kütleden geçiş yapamayacağımıza göre mole geçmemiz lazım. Bakın burada MA değerlerini de verilmiş. Dolayısıyla potasyum klorat için bir MA hesabı yapmamız gerekir. Onu da şurada yapalım. Potasyum 39, klor 35. 3 mol oksijen de 16 çarpı 3'ten 48 yapacaktır. Toplarsak 8, 5 daha 13, 9 daha 22 elde var. 2, 5, 8, 12. 122 yapar. Demek ki elimde benim 1 mol potasyum klorat varmış. Bize diyor ki 29,6 gram potasyum klorat katısı bulunduğunda diyor. 29,6. Acaba potasyum klorun MA'sını bir hesaplayalım. Onu da şurada. Potasyum 39, klor da 35. Topluyorum. 95 daha 14, el daha 1, 3, 3 daha 6, 1 daha 74. Peki elimde ne kadar vardı? 29,6. O zaman 29,6'yı 74'e bölerseniz sanırım arkadaşlar 0,4 mol gelir. Demek ki denge anında potasyum klorürden 0,4 oluşacak. 1 molle başlattık. Şundan 0,4 mol oluşacak. Bakın 2'ye 0,4 oluşursa 3'e ne kadar oluşacaktır? 0,6 mol oluşacaktır. Peki 2'ye ne kadar harcarsınız? 0,4 mol harcarsınız. O zaman 0,6 mol denge anında potasyum klorat kalır. 0,4 mol potasyum klorür. 0,6 mol da oksijen gazı. Bakın hacim de 2 litre verilmiş. Kc isteniyor. Her birini 2'ye bölüyorum. Böylece denge anındaki her bir maddenin değişimini buluyorum. 0,3 molar, 0,2 molar ve 0,3 molar. Şimdi Kc'ye yazacağız. Kc'de hatırlayın katı ve sıvıları almıyorduk. Solu ve gazları alıyorduk. Şimdi bakın potasyum klorat ve potasyum klorür katı olduğu için bunlar denge bağıntısında yazmayacağız. Sadece oksijen alacağız. Burada bu kısma dikkat etmeniz gerekiyor.
Evet, oksijen üzeri 3 olarak KC bantımı yazdım. O zaman şunlar önemsiz. Oksijen gazının derişimi 0,3 molar ve bunun küpünü alacağız. Bunu da şöyle düzenlersek 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 üzeri 3 şeklinde, yani 27 çarpı 10 üzeri eksi 3 olması gerekir. Seçenekte de cevabımız D şıkkı olacaktır.